12-20 Nisan 2015 tarihleri arasında Guatemala'da düzenlenecek olan şampiyonada 18 ülkenin yer alacağını belirten okul müdürü ve aynı zamanda takımın teknik direktörü Mustafa Demir, ev sahibi Guatemala'nın yanı sıra Brezilya, Hindistan ve Yunanistan'la aynı grupta yer aldıklarını söyledi. Burada eğer ilk ikiye girebilirsek bir üst tura çıkacağız. Diğer gruplarda yine bayan futbolunda çok güçlü takımlar Almanya, Fransa, Danimarka, Norveç gibi ülkeler var. Bu ülkeleri geçebilirsek dünya şampiyonu olmak için mücadele edeceğiz. Milli takımda sol açık oynuyorum. Daha önce yurt dışına falan çıktık ama bu sefer kendi takımımla çıkmak ayrı bir değişiklik olacak. Yani yıllardır belki de istediğimiz şeyi gerçekleştiriyoruz. Ailem hep destekledi beni. Ben futbola başlayacağım dediğimde de karşı çıkmadılar bana. Ya gerçekten hani takımımın çok üst düzeyde bana göre. Mücadele olarak, hırs olarak, istek, hayallerimizi gerçekleştirdik. Zaten bunu yaparak en büyük hedefimizi gerçekleştirdik. Sırada dünya şampiyonası var ve oraya için de çok hırslıyız. Ne Almanya takımı olsun ne Brezilya takımı olsun hiçbir zaman maç oynanmadan kazanılmıyor. Amasya Belediyesi tesislerindeki antrenmanda ziyaret ettiği oyunculara enerji depolamaları için Amasya misket elması ikram edip şehirden ilk defa bir futbol takımının dünya şampiyonasına gideceğini vurgulayan Amasya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de kız öğrencilerden oluşan bir takım olması da ayrıca bize gurur veriyor ifadelerini kullandı. Amasya'mızda belki de tarihi boyunca ilk defa bir takım dünya şampiyonasına gidiyor. Bunu tabii kız öğrencilerden oluşan bir takım olması da ayrıca bize gurur veriyor.